Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 3 hafta önce öldürülmesi Washington siyaseti üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Başkan Trump böyle bir cinayetin İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğunda nasıl işlenmiş olabileceği sorusunu şöyle yanıtladı. Yaptıkları orijinal planları çok kötüydü. Çok kötü bir iş çıkardılar. Örtbas girişimleri ise örtbaslar tarihinin en kötülerinden biriydi. Çok basitti. Bunu hiçbir zaman düşünmemeleri gerekiyordu aslında. Birisi çok fena hata yaptı. Şimdiye kadar ki en kötü örtbas girişimiydi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta Suudi yetkililerle yaptığı görüşmeden sonra Amerika'nın elindeki kanıtlara dayalı olarak çoktan harekete geçtiğini söyledi. Sorumlulardan en az bir kaçının kimliğini belirledik. Bunların arasında istihbarat örgütleri, Kraliyet Mahkemesi, Dışişleri Bakanlığı ve diğer Suudi bakanlıklardan Kaşıkçı'nın ölümünde parmağı olduğundan şüphelendiğimiz kişiler var. Vize iptali dahil gereken adımları atıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğansa salı günkü konuşmasında cinayeti Suudi devletindeki kontrol dışı kişilerin işlemiş olabileceği iddiasını reddetti. Böyle bir meseleyi Birkaç güvenlik ve istihbarat mensubunun üzerine yıkmak ne bizi ne de uluslararası toplumu tatmin eder. Erdoğan cinayetin ses kaydına ilişkin açıklama yapmadı. Kimi uzmanlar Erdoğan'ın elindeki verileri koz olarak kullanmak istiyor olabileceği görüşünde. Türkler başka bir şeyin peşinde. İstediklerini elde etmeleri durumunda ne ses kaydı ne görüntü kaydı ne de vizelerin fotoğrafları ortaya çıkacak. Kimi uzmanlara göre ise Erdoğan sadece küresel siyasi sahnedeki başrol oyuncularından biri olmak istemekle kalmıyor, İslam dünyasının liderliği için Suudi Arabistan’la rekabet ediyor. And Saudi Arabia, Suudi Arabistan kutsal mekanların bulunduğu ülke olması açısından geleneksel olarak İslam dünyasının lideri olarak kabul ediliyor. Kaşıkçı cinayetinden sonraki gelişmelerin arka planında rekabetin de gündeme geldiğini söyleyebiliriz. Suudi Veliyat Prensi Muhammed Bin Selman, Kaşıkçı cinayetinin yol açtığı küresel tepkilere rağmen Riyad'da düzenlenen yatırım konferansında sıcak şekilde karşılandı. Konferansa iş ve siyaset dünyasının önde gelen birçok ismi katılmadı. Serdar Cebe, Amerika'nın Sesi, Washington